teyzen. 1973 doğumlu, Koçarların köyünde doğan, göçmen kökenli bir ailenin kızı. Başarının ta kendisi Hülya Yardımcı, keşkekçi Hülya olma serüvenini anlattı. Hayat geliştirdi aslında. Yol kendiliğinden çizildi geldi. Zor bir çocukluk vardı. Biz uç bir köyden geldik. Okuması yazması olmayan, suyu olmayan, yolu olmayan bir köydü Hülya teyze. Sonra evlendim ben. Evlendiğimde hayata 1-0 başladık. İlk işim okulumu hallettim. İkinci işim, bu keşkek ben göçmen olduğum için benim kültürümde yok çocuklar. Ben bunu burada öğrendim. O teyzen keşkek yapıyordu, merak sarmıştı bana. Bana öğretir misin dedim. Teyze mesleği öğretti. 6 sene çıraklık ettim. Bu arada boş durmadım. Mesleği öğrendim. Kendimi geliştirme, artık yavaş yavaş geliştiriyordum. Sonra uçağa bindim, Arabistan'a gittim. Ehliyetimi aldım. Yani bu süreç, öyle bir şey süreç oldu ki artık haz almaya başlamıştım. Haz aldıkça bir şeyler yapmak istiyorsun. İnsanlar seni övdükçe daha iyi yolu buluyorsun. Benim yolum esas bundan oldu. Yani başarı hazla geldi. Yani insan yaptığı şeyden zevk aldıkça iyi bir yol çizer. Bu da başarı öyküsü getirdi. Şimdi bazen derler Hülya teyze işine aşıksın. Bazen düşünürüm çocuklar. Ben işimin neyine aşığım? Sabaha da uyku uyumuyorum. Bakın ben kolay değildi. Bu iş çok zor iş. Dünyanın en zor bir işindeyim ben. Sabaha da uykusu yok. Akşama kadar servisi var. 2 gün boyunca. Ama şöyle bir durum var. Evet ben işime aşığım. Çünkü benim işim beni kazandırıyor. Bu haz veriyor bana. Benim yolu çizmemi sağlıyor. Çünkü seni kazandıran işe aşık olursun. O yüzden talep aldıkça iyi yere geldim. Övüldükçe iyi yere geldim. Hayallerim arttı, ufkum arttı. Bu iyi iş yapman demek. Yaptığın işin en iyisini yapınca insanlar da mutlu, bak yüzündeki mutluluğu görünce bu nasıl anlatılır bilmem, o mutluluk, o sevgi. Bir kaşık şöyle anlatayım. Bir kaşık keşkek almış. Yüzünün mutluluğu, o zevki, o yüzüne yansıyan seni haz veriyor işte. Ha diyorsun ben çok iyi bir şey yapıyorum ya. Onu mutlu ediyorum. Yüzlerini güldürüyorum. Bu para değil. Bu gerçekten söylüyorum yaptığın işin en iyisi olduğunu biliyorsun. İşte bu seni en iyi yere götürüyor. Hayalleri kavuşturuyor. Yani önce kalite. İşte para burada geçmiyor. Burada kalite geçiyor işte. Keşkeğe kattığı değer ile marka haline gelen Hülya abla sırrını sizler için açıkladı. Gelen misafirler keşkeği alınca yüzlerinde gerçekten o mutluluğu ben görüyorum. Onların nasıl bir zevk aldığını görüyorum. Bu işin sırrı esas Hülya teyzen. Ben biraz böyle bu konuda açık sözlüyüm. Hülya teyzen, şimdi gelin girdiği ev burası. Burada parayla hiçbir şey yok. Çeyizler de burada ya. Gelenler de misafir gibi görüyor. Şu kapıya geliyor. Hoş geldiniz diyorum. Misafirimi evimin içine alıyorum. O çeyizlerimin içinde oturtturarak, o yemekle inanın lezzetin sonuna varıyor. Onları öyle görünce de bendeki enerji patlama yapıyor. Kim ne derse desin. Çünkü o misafirini o köşede ağırlayıp da mutlu bırakmak kadar, işinde haz almak kadar güzel bir duygu yok çocuklar. Yani keşkek 3 gün olmalı, özel olmalı. Odunu özeldir. Başka bir dünya bana göre. Onun için keşke akşamdan biz hazırlıyoruz. 5 üründür. Onda etimiz, buğdayımız, tereyağımız, suyumuz, tuzumuz. Etler ayrı haşlanır, buğday ayrı haşlanır. Bu akşamki neşeli bir durumdur. Yani bizimki mutluluk, haz vermek, ekibimle beraber, yalnız başına değil Hülya teyze, öyle keşkekçi Hülya teyze kendi başına değil. Benim yanımda eşim var, benim yanımda oğlum var, kızım var, ekibim var. Aydın'da lezzetin adresi Keşkekçi Hülya, Kuyulu'daki evinde birbirinden özel misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Gelen misafirlerimi, öncelikle onları çok seviyorum. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Buraya kadar gelip Hülya teyzesinin keşkeğini yiyip, bunları burada mutlu gönderebiliyorsam, öncelikle Hülya teyzem ben minnettarım. Keşkeğimizi paylaşırken de mutluluk paylaşalım. Derdimiz para değil, derdimiz eş dostla beraber yan yana mutlu bir yol çizmek. Maşallah keşkeğin güzelliğine.